Selam, nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün tekrardan yeni bir videoyla karşındayım. Şimdi artık biliyorsun ki her gün seninle burada kanalımda görüşüyoruz. Artık videolarımı öğlen Türkiye saatiyle 2-3 arası yüklemeyi düşünüyorum. O yüzden artık bundan sonrasında 2-3 arası buluşuyoruz kanalımda. Tamam mı? Onu hemen sana söylemek istedim. En sonki videomuzda farkındalık hakkında konuşmuştuk. Umarım en son yaptığımız egzersiz senin hoşuna gitmiştir. Ve bundan sonrasında biraz daha farkındalığımızı arttıracak şekilde yavaş yavaş derinlere inmeye başlayacağız seninle. Birinci olarak fark et dedik. Ama ben bugün biraz daha duygularını fark etmeni istiyorum. Özellikle daha önce de söylediğim gibi pek çoğumuz evimizde şu ana kadar belki bu kadar yoğun kalmadığımızdan dolayı sürekli kendimize bir aktiviteler çıkardığımızdan, yapacak işler bulduğumuzdan dolayı belki de kendi kendimize hiç vakit geçirmemiş olabiliriz. Bunun nedeni bazen iş yoğunluğundan olabilir, dışsal faktörlerden de olabilir. Aynı zamanda içsel, yani senin psikolojinle alakalı, senin içeride bastırmak istediğin duygularınla alakalı da olabilir. Şimdi gel seninle beraber şu ana kadar bastırdığın duyguları yavaş yavaş, sen hazır oldukça tabii ki, fark etmeye çalışalım. Özellikle gün içerisinde şöyle bir kendini gözlemle. Gün içerisinde en yoğun hissettiğin 3 duyguyu bir kağıt kalem al, hatta böyle bir günlük gibi de yapabilirsin. Buraya yaz. Ya yazman şart değil tabii ki. Yani zihnine de yazabilirsin. Bunu özellikle Doğan Cüceloğlu'nun geçenlerde çektiği bir videosundan duydum. O yüzden çok hoşuma gitti. Seninle de buradan, ben de kendi kanalımdan da bahsetmek ve paylaşmak istedim. Evet, ne yapıyoruz? İlk önce gün içerisinde kendi duygularını gözlemliyorsun. Gün içerisinde bazen kendine durup sor. Ben şu anda ne hissediyorum? Hangi duygu hakim? Mutlu muyum? Üzüntülü müyüm, stresli miyim, şaşırdım mı, depresif mi hissediyorum? Fark etmen önemli. Fark ettikten sonrasında da onu tetikleyen şeyleri bulmaya başlayacağız aslında. Ama ilk önce ilk adım her zaman farkındalıkla başlıyor. O yüzden duygularımızı fark etmeye başlıyoruz. Tamam mı? Bu birinci ödevimiz olsun. Bugünden itibaren akşamları yatmadan önce şöyle bir 10-15 dakika da olsa olur. Zaten artık evdesin. O zaman lütfen bu konuda kendine biraz daha yatırım yapmaya çalış. Kağıdını, kalemini al ve duygularını yaz. Şu üç duygunun arasından en yoğunu hangisini hissettin? Bunu al ve bunu tetikleyen olayı yaz yanına. Yani mesela öfkeli hissettin gün içerisinde, en fazla öfke duygusu kabardı olabilir. Acaba beni ne öfkelendirdi? Bu sürekli devam eden bir şey mi? Ben devamlı olarak, acaba sen X olayına maruz kalıyorsun da öfkeleniyor musun? Acaba birisi senin sınırlarını mı ihlal ediyor da öfkeleniyorsun? Bunun nedenini anlamaya çalış. En doğru bilgi aslında sen biliyorsun. Çünkü bu hayatı sen yaşıyorsun. Dolayısıyla bunları böyle aklına geldikçe yaz. Bunları yazmak daha sonrasında o olayları fark etmene de yardımcı olacak. Ve eğer orada çözülmesi gereken bir şey varsa plan yapıp harekete geçmemize yardımcı olacak. Diğer yandan ise bazı duyguları diğer duygulara oranla çok daha yoğun hissedebiliyoruz. Tabii ki bütün duyguları hissedeceğiz, o ayrı, ama eğer sana yardımcı olmayan bir duyguysa şunu sor kendine. Bu duyguyu tetikleyen olayı değiştirebilir miyim, değiştiremez miyim? Yani kontrol edebileceğin bir şey mi, yoksa edemeyeceğin bir şey mi? Mesela örnek vereyim sana. Eminim pek çoğumuz şu anda maruz kalıyoruzdur buna. Gençler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Yani biz. Şimdi özellikle üniversite dönemimizle beraber artık daha bir bireyselleşmeye başlıyoruz. Birey olmaya başlıyoruz. Ancak bizim toplumumuzda aileler çok baskın olduğundan dolayı gençler kendilerini yeterince ifade edemediğini düşünüyorum. Özgüvensiz olabiliyoruz, kendimize yeterince değer vermiyoruz. Aslında ailemiz eğer bize yeterince değer vermiyorsa, bize söz hakkı vermiyorsa, bu iyi niyetli de olabiliyor, kötü niyetli de olabiliyor. Yani oğlum kızım yorulmasın, ben onun için her şeyi düşünürüm deyip de yardımcı oluyorlar. Hani sen bilmezsin, aman hata yapma, ben sana yardımcı olayım, ben yanındayım da diyebiliyorlar. Bu biraz daha iyi niyetli bir şekilde yapmak diyebiliriz. Ama diğer yandan ise sen bilmezsin, sen beceremezsin.
Hep yanlış yapıyorsun zaten. Hep kırıyorsun, hep döküyorsun. Sen bir işi bilmiyorsun deyip baskı kurulabiliyor. Şimdi ben bunu neden anlattım? Çünkü pek çoğumuz şu anda ailelerimizle beraber aynı evde duruyoruz. Belki şu ana kadar daha önceden tetiklenmeyen şeyleri, bastırdığımız şeyleri belki evde fazla zaman geçirmeyerek yüzleşmekten kaçıyorduk. Ama eğer sen şu anda aynı evdeysen bu tarz şeylere daha fazla maruz kalabilirsin. Ve bu tarz şeyler daha sonrasında sana çok daha öfkelenmene, iç çatışmalarının artmasına, duygularını çok daha sağlıksız bir şekilde yaşamana neden olacaktır. O yüzden ilk önce neler hissettiğini lütfen yaz. Neler hissettiğini yazdıktan sonrasında bu olayların kökenini yazacaksın. Ya ailemle ben uzun zamandır bunu yaşıyorum. Ufak olaylar ama artık çok fazla biriktiği için ben bu şekilde mi hissediyorum acaba diye sorabilirsin. Yani genelde iki çeşit şey oluyor. Eğer bir anlamda duygusal yoğunluk hissediyorsak, ya uzun zamandır ufak ufak ama devamlı olan biriken olayların sonucunda bir patlayış hissedebiliyoruz, kötü hissedebiliyoruz kendimize. Ya da şöyle bir şey olabiliyor. Daha büyük büyük anılar veya tek bir büyük olayın sonucunda da bu şekilde hissedebilirsin. Bakalım neler bulacaksın. O yüzden bu yolda atacağım bence bütün adımlar sana çok yardımcı olacaktır. Yani seanslarımız da öyle. Mesela hani ilk önce genelden başlıyoruz. Yavaş yavaş artık zaman içerisinde daha derinlere giriyoruz ve derinlere geçtikçe farkındalığımız artıyor. Farkındalığımız arttıkça bir çeşit aydınlanıyoruz. Yani genelde seanslarım, danışanlarım bana bunu söylüyor. Resmen aydınlandım şu anda falan diyor. Lütfen vazgeçmeden bunu yap. Sana gerçekten çok çok yardımcı olacaktır. Benden online terapi almak ve bu konuda beraber bir takım olarak da ilerlemek istiyorsan onlinepsikolog.com adresine girip hızlı ve kolay bir şekilde randevu alman mümkün. O zaman seni yarın saat 2-3 arası umarım kanalda görürüm. Sen 2 gibi kanala bir bakarsın. Eğer zaten sürekli girip çıkmak istemiyorsan bildirimleri açarsan zaten bildirimler otomatik olarak sana gelecektir ve sen de kaçırmamış olursun. Umarım bu videoda sana bu şekilde yardımcı olmuştur. O zaman kendine çok çok iyi bak. Yarın görüşürüz. Bay bay.